Merhaba gençler. İnternetler sıkıntı olduğu için sabahtan beri onunla Merhaba gençler. Son mesaj geldi ya. Sakin. Bu kadar ders hevesi olduğunu bilmiyordum ya öğrencilerden. Maşallah dedim. Aleyküm selam, merhaba diyenlere hepsine. Sudena Uzun merhaba, Resul, Muhammed Ali Çatal, Kadir, Yusuf Şahin, Resul, Melisa. Ders başlayacak mı diyor, atmışım oraya işte. Daha nasıl yazayım oraya ders başlayacak diye. Ses az geliyor diyor. Şu anda sesim nasıl geliyor? 25 kişi olduk. Biraz çoğalalım, hemen derse başlayalım. Hiç beklemeyelim. Bakalım buradan da ben de kendim. Şöyle. Nerede o, nerede, nerede, burada. Epic, beni de açalım. Bakalım sesim nasıl geliyor. Kendimi dinleyeyim bir. Sesim az geliyor sanki. Niye böyle oldu? Bilgisayar yere düştü biraz önce. Biraz önce bilgisayar komple yere düştü. Derse başlamadan önce. Biraz daha düzeldi mi? Şu an iyi galiba. Bir konuşalım bakalım, bir de duyayım bir sesimi. Konuşalım bakalım, bir de duyayım bir sesimi. İyi, şu an iyi. Ses iyi geliyor şu anda. Güzel sanki. Değil mi? Konuşalım bakalım, bir de duyayım bir sesimi. Güzel güzel. İyi, şu an iyi. Sesimi kapatıyorum şu anda. 43 kişi olduk şu an itibariyle. 50 kişi bulunca başlayalım hemen. Beklemeyelim. Mikrofondan kaynaklı sanırım. 43 kişi olduk şu an Ama iyi. itibariyle. Ses şu an iyi. Daha bozulmaz. Böyle giderse sıkıntı olmaz. Ses tekrarlanıyor. O ses tekrarlanmasının sebebi ben kendim sizin mesajlarınızı okuyabilmem için, şu an siz ekrana görüyorsunuz ya. Ekran bildiğiniz böyle gözüküyor sizde. Bende de başka bir şey gözükmüyor. Ben mesajlarınızı okuyabilmem için tabletten açıp kendi aynı sizi nasıl ki siz beni dinliyorsanız ben de sizi öyle dinliyorum ki mesajlarınıza cevap verebileyim. Başlamadık. Zaten matematik dersi olanlar da şu an bitirdi. 40 geçe bitiyor olan dersleri. Bildiğim kadarıyla yetişmiş oldular.
Ses tekrarlanmaz sanırım. Şu an iyi mi sesimiz? Biri iyi derse iyi olur. Nurcan tamamdır. Ses güzelse hemen başlayalım. Başlamadı Zeynep. Şimdi başlayacağız. 50 kişi olduk, başlayalım derse. Sesimiz iyi geliyor mu? Biri iyi derse tamamdır. Ses nasıl gençler? Ece Uğraç. Ece sen hangi Ece'sin Ece? İyi deniliyor. Tamam başlayalım o zaman. Gençler şu an 10 soruluk denemeniz başlıyor. 15 dakikada bitiririz inşallah. Size bağlı. Denemeyi bitiriyoruz. Deneme bittikten sonra denemeye şu an canlı derse katılanlar kaç doğru, kaç yanlış, kaç boş yaptığını bana WhatsApp üzerinden atıyor, tamam mı? WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden nerede ulaşabilirsiniz? Bana atıyorsunuz, ben direkt not alacağım. Çünkü okulda bir de onunla zaman harcamayalım. Direkt bana atın, tamam mı? Okulda, dershanede vesaire. Direkt kaç doğru kaç yanlış yaptıysanız bana atın. Bekliyorum cevaplarınızı. Hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Dershaneden. Tamamdır Ece. Evet. Birinci soru. Bak ne diyor? 1, 2 ve 3. soruyu pasaja göre oku diyor. Yani bu parçaya göre oku. Hadi bakalım. Aha, Ece de geldi. Şey, Bengü de geldi. Telefonlar çalıyor. 45 kişi soruyu okumaya başlayacağım ona göre. Soruyu okuduysanız biraz aşağı indireyim. Bir parçayı. İlk soruyu hemen cevaplarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Şu an gözüküyor Resul. Şu an bütün şıklar gözüküyor. Berkay normal seni bilmemen şu anda ama zamanla öğreneceksin onları. Evet cevaplar geliyor. Alttaki cevaplara göre cevap vermeyin, ona göre söyleyeyim. Kendini kandırmak isteyen yazabilir tabii ama ne yaptıysanız siz onu yazın. Bakalım soruyu yok. Önce bir parçayı okuyalım. Önce ne diyor? Merhaba, ben Amanda. Diyor ki ben bugün sınıf arkadaşlarımın bazılarını diyor. Introduce tanıtmak demektir. Sınıf arkadaşlarımın bazılarını size tanıtmak istiyorum diyor. İlk olarak bu Charlie diyor. O benim arkadaşım. Ne diyor? Onu tarif edecek kadar yeterli tanımıyorum diyor. Scribe tanımlamak demek. O cömert, yardımsever ve anlayışlı bir insan diyor Charlie için. Ve neredeyse aynı ilgi alanlarımız olduğunu söylüyor. Hem partilere gitmek, kütüphanede zaman geçirmek, işte ne bileyim yeni film izlemek gibi benzer alanlarının olduğunu dile getiriyor. Bundan sonra başka ne var? Sinemada filmler izlediğini vesaire onlardan bahsediyor. İkinci olarak da Paul'dan bahsediyor. Paul için ise sinik, sinsi demek. Sinsi ve kibirli bir insan, kıskanç bir insandır diyor. İyi bir ilişkimiz yoktur diyor onunla. Kimse onunla iyi geçinemez diyor sınıfta. Sevmez onu diyor. O aynı zamanda diyor, bize çok kötü davranır diyor. Çok kötü davranır. Ne demek istiyor? Yani diyor ki Paul'un kötü biri, Charlie için ise iyi bir insan olduğunu dile getiriyor. Son olarak ise Angela'yı tanıtıyor. O kolay güvenir herkese diyor. Herkese söz verir diyor. O nedir? Ne diyor? I like her personality. Personality ne demek? Personality. Bilen var mı? Kişilik de hatırlarsanız 7. sınıf konusunu hatırlamanız gerekiyordu. Onun kişilik özelliklerini ne yapıyorum diyor. Seviyorum diyor. Çoğunlukla D yapmış. Bakalım Charlie hakkında soru soruyor bize. Charlie nasıl bir insandı? Daha çok iyi bir insandı ve tanımamasına rağmen benzer ilgileri olduğunu söylüyordu. Ortak alanlarının olduğundan falan bahsediyordu. Asla siz ne diyorsunuz? Denizli seçeneği diyorsunuz değil mi? Deniz seçeneğine bakıyoruz. O başkasını önemser. Başkasının fikirlerini önemsemiyor. Pardon. Asla başkasının ne diyor? Never minds other. Başkasını değil ama Amanda'yı önemsiyormuş. Pardon. Amanda'yı önemsiyormuş diyor. Amanda için ideal bir arkadaştır. Çünkü onun kişilik özellikleri ne sahiptir diyor. Amanda ile
İyi bir ilişkiye sahip değil diyor. Ve olmuyor zaten. Paul'un kankalarından biridir diyor. Tam tersi öyle bir şey değil. Paul kimseyle anlaşamıyordu. Cevap Adana seçeneği olacaktı gençler. Ona göre söylemek istiyorum. Maalesef Denizli yapanlar yanlış yapmış oldu. Hüseyin de diyor ki Amanda için iyi bir arkadaştır. Çünkü onun kişilik özellikleri iyi bir arkadaş olduğunu gösteriyor diyor. Umut hoş geldin. Evet ikinci soru. Hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır seçeneğini bulacaksınız. İkinci sorumuzun cevabı bakalım ne olacak? Evet. Aynen D diyenler hiçbir şey olsun diyelim. A diyenler doğru yapmış oldu. Evet ikinci soru. Ziya Turan. Ziya Bey hoş geldiniz. Ziya Cam. Gözükmüyorsa internetinden şu an ben kendi tabletten izliyorum ve net gözüküyoruz ekranda öyle söyleyeyim size. Evet ikinci sorular geliyor. Denizli, Adana diyen var. Bursa diyen var. Şimdi hangisi yanlıştır diyor ikinci soruda. False yanlış demekti. Bursa, Ceyhan diyen var. Oo ikinci soruda herkes karmaşıklaştı. Baya bir farklı alanlara gidildi. Bakalım. Angela ve Amanda birbirleriyle iyi anlaşırlar diyor. Angela ve Amanda. Angela ile iyi anlaşabiliyor muydu? Angela nerede? Burada. Angela neydi? O güvenilir bir kişiydi. Herkese söz veriyordu. Güvenilir bir kişiydi. Olabilir mi? Olabilir. B şıkkına bakıyoruz. Angela güvenilir bir insandır. Bu yüzden Amanda ona sırlarını söyler. Doğru mu? Doğru. Pauline diyelim. Pauline ilk olarak başkalarını düşünür. Sonra kendini düşünüyor. Öyle miydi acaba? Sanki tam tersine Pauline kimseyle anlaşamayan bir insandı. D şıkkında ne diyor? Pauline Amanda'nın en iyi arkadaşı olamaz. Çünkü o olumsuz kişilik özelliklerine sahiptir diyor. Doğru mu? Doğru. O yüzden cevabımız ne oldu? Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneği oldu. Ceyhan yapanlar doğru yapmış oldu. Şöyle bakalım bir şu kutucuğu alıp cevabı işaretleyebiliyoruz herhalde. Aynen. Bir iki Ceyhan oldu. Birini yapmıştık biz. Adana yapmıştık. Evet, üçüncü soru. O kim? Onu hemen engelleyelim biz. Bakalım onu kimmiş hemen engelleyelim o yorum yapan şahıs. Spamlayan. Siz üçüncü soruya bakın gençler. Boş verin mesajları da boş yazanları. Şöyle. Tamam. Gitti o. Daha da yazamaz. Evet, üçüncü soru. Amanda ve Charlie'nin benzer aktivitesini gösterir diyor. Hangisi? Amanda ve Charlie'nin. Eren Yiğit Bursa diyor. Metin şöyle. Amanda ve Charlie. Şöyle Metin.
burada yazıyor. Her ikimiz diyor. Going to parties, spending time at the libraries and watching the new movies at the movie theater. Tiyatro. İzlemek. Kütüphanede zaman harcamak ve partiye gitmek. Hangisi olabilir? Tabii ki de Bursa seçeneği oldu. A'da voleybol oynuyor. C'de alışveriş merkezinden bahsetmiyordu öyle bir şeyden. Deniz ışıkında da piknik yapmaktan gösteriyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği oldu. Dördüncü soru. Evet gençler. Boşluğu doğru bir şekilde doldurun diyor. Boşluğu doğru bir şekilde doldurun. Resmi geçiyorum. Şöyle gözükecek şekilde. Ha, Bengü yine başladın. Bengü mükemmelliğe başladın yine. Futbol TV. Kimdin sen? Unuttum ben seni. Burada bir şey yazma. En son bana WhatsApp'tan atarsın kaçta kaç yaptıysan. WhatsApp'tan yazın. Doğru. WhatsApp'tan bana atın, tamam mı? Sıkıntı olmaz. Paylaşabilirsin. C diyor Berkay. Ece C diyor. Ferhat Kaymuş, Harun Yaşar B diyor. Hediye Yılmaz C diyor. Bakalım. Hi Jenim, welcome. Merhaba Jenim. Merhaba Jenim, hoş geldin diyor. Jenny ise hello Carol, what's up? Ne haber? İyi canım. Bugün herhangi bir şey yapıyor musun diye soruyor Carol. Jenny ise naturally pek sayılmaz. Niye sordun diye cevap veriyor ona. Carol ise benim diyor bir ayakkabı ihtiyacım var. Benimle gelmek ister misin alışveriş merkezine? O da nokta nokta nokta. I am keen on shopping. Ben düşkünüm diyor alışveriş merkezine. Demek ki bak buradan anlamanız gerekiyor ki olumlu bir şey söylediğini bulmanız gerekiyor. Şimdi A seçeneğinde I would love to isterim ama yapamam diyor. A gitti. Bursa sorry üzgünüm diyor gitti. D şıkkı I would like to isterim ama yine dedi yine gitti. Ama C şıkkında yeah sure. Evet tabii ki. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin için teşekkür ediyorum diyor. Zaten baktığınız zaman A, B ve D şıkları olumsuz. C şıkkı sadece olumlu oluyor. Hiç soruyu okumasanız bile cevaplayabilmeniz gerekiyor idi. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. 4. Şöyle. Beşinci sorudayız şu an. 5 soru kaldı. 10 soruluk. 10 soru yapıp bitiriyoruz. Olur Mustafa. Net gelmiyorsa sen daha sonra izleyebilirsin. Sen kalabalık olduğu için olabilir. Evet. 5. soru. Welcome to our restaurant. What food would you like to have? Ben tabletten kendimi izliyorum. Donma falan yok onu söyleyeyim. Net bir şekilde şu an oynuyor bende. Bir sıkıntı olmuyor. Okuduysanız aşağı iniyorum. Şöyle. Bazı dengesizler olabiliyor. Boş boş yazıyorlar yine. Şıkları indirdim. Beşinci soru. A diyen var, B diyen var, D diyen var. Yine farklı farklı seçenekler geliyor. Şimdi garson diyor ki hoş geldiniz diyor. Ne istersiniz? Müşteri de İstiyorum kızarmış tavuk ya da ve havuç salatası istiyorum. Okey diyor. Tabii ki. Sonra müşteri ne diyor?
şey müşteri de şey soruyor. Daha sonra şey garson müşteri de diyor ki yes I would like to isterim ne isterim apple pie apple pie elmalı turta diyor. Demek ki bir tatlı istemiş olabilir. Tatlı istemiş olabilir. Ne isterseniz ana menünün yanında içecek olarak tatlı. Oldu mu? Olmadı. Çorbadan bahsediyor. Oldu mu? Olmadı. C ve D şıkkında bakalım. Hangi tatlıyı yemek istersiniz? Bir tatlı ister misiniz? Hangi tatlıyı yemek istersiniz? Would you like to ister misiniz? Cevap would you like to. Hangi tatlı dememesi gerekiyor? Önce soru sorması gerekiyor. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği oldu. Evet gençler. 5. sorumuzun cevabı Denizli oldu. 5 Denizli. 5 Denizli 6'ya geçtik. 6. soru. Your friends invite you a Chinese restaurant for lunch. Senin arkadaşın diyor Çin restoranına öğle yemeği için seni davet ediyor. Ah Bengü ah. Beş Denizli oldu. Denizli miydi? Evet Denizli. Altı. Güzel Enes. Eren Yiğit Denizli diyor altıncı soruya. Hediye Kur'an Adana diyor. Hocam anlamıyorum. Niye anlayamıyorsun? Berdan Akkuş Denizli diyor. Futbol TV Adana diyor. Bengü Adana diyor. Hacettin Denizli diyor. Bakalım. Senin bir arkadaşın öğle yemek için Çin restoranına davet ediyor. Ama sen Çin yemeklerinden hoşlanmıyorsun diyor. Üzgün olarak farklı bir yere gitmek istiyorsun. Yani sana diyor ki bir sebep söyle ve farklı bir yere gitmek istediğimizi dile getir diyor. Şimdi A seçeneğinde Chinese food, Çin yemekleri mi? Sorry, üzgünüm. I don't like, ben sevmiyorum. Neden başka bir İtalyan restorana gitmiyoruz? Bu tam aslında oturduğu gibi. Great, harika diyor, olmuyor. Ben nefret ediyorum. Başka bir yere katılmak ister misin? Bu da olmadı gibi. Denizli seçeneği ne diyor? I'm sorry, üzgünüm. But I can't, yapamam. Çok meşgulüm. O da olmuyor. Cevap Adana seçeneği oldu gençler. Evet, 6. sorunun cevabı Adana. 7. 7 biraz uzun. 7 ve 8'i bu davetiye kartına göre yapacak mısınız bak. Davetiye kartı. Davetiye kartı bu. Siz 7 ve 8'i bu davetiye kartına göre yapacaksınız. Yedi ve sekiz. Bu karta göre yapmanız gerekiyor. Would you like to have fun? Eğlence ister misin? Don't miss the chance to come together and dance until the morning. Sabaha kadar dans etmek beraber ne dersin diyor. Kaçırma diyor fırsatı diyor. Umuyorum geleceğini diyor. Evet, 7. soru. Soruyu okuduysanız şıkları açacağım. Şıkları açıyorum şöyle. Melda Ceviz kim bu arada? Şıkları açtım. Bekliyorum cevabınızı. Bu ne partisi bu arada? Yıl. Filiz Güleroğlu. Merhaba Filiz abla, hoş geldiniz. Fotoğraflarında A şıkkında mangal partisi var.
B şıkkında kahve partisi var. Yaşlılar kahve içiyor. C şıkkında yeni yıl sanırım bu. Ya da D şıkkında da yılbaşı. C şıkkında farklı bir şey ama büyük ihtimal cevap ne olur? Metin bu. Yıl sonu muzda. Haydi yıl sonu muz toplantımız. Yıl sonu toplantısı diyor. Yıl sonu toplantısı ne olur? C var diyen var. D diyen var. Şunu biraz daha büyütelim bakalım ne oluyor. Şöyle. Çok mu büyük oldu? Şöyle. Resimler şu. Aslında bir baktığınız zaman D şıkkı pijama partisi gibi gözüküyor. O yüzden cevabımız burada 2017 gibi bir şey yazıyor. O yüzden C şıkkı olur gençler. C şıkkında kostüm partisi gözükmüyor. Kostüm partisi olduğunu nereden aldınız? Tam tersine D şıkkında pijama falan giydikleri için cevap D olmaz, C olur gençler. D olmaz. C olur. 8. Diyor ki davetiye kartında hangisinin cevabı yoktur? Davetiye kartında hangisinin cevabı yoktur? Davetiye kartında hangisinin cevabı yoktur? Seçeneğini bulacaksınız. Yani bu sorulan sorulardan birinin cevabı yukarıda yok. Ona göre 3'ünün cevabı var, 1'inin cevabı yok. Güzel Ela. Sen her zaman pijama giyiyorsun. Ama işte sen her zaman pijama giyiyorsun diye pijama partisi yaptığını düşünemeyiz. Hocam 5 şıkkını çevirseniz oldu. 8. soru. Evet. Aha bir daha mükemmel çıkmaya başladı. O, A, C, karışık, D diyen var. Where is the event? Olay nerede? B şıkkı. İnsanlar daha fazla bilgi nasıl alabilir? C şıkkı. Ne zaman? D şıkkı. Davetiyeci kim? Yani davet eden kim? Davet eden kim? Hangisinin cevabı yok? B diyen var, A diyen var, B diyen var, C diyen var. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Çeviri amca yükleniyor. A, B çok karmaşıklaştı. Olay nerede geçiyor? Belli mi? Belli. Kim davet ediyor? Ne zaman oluyor? Belli mi? Yeri de belli. Kimin davet ettiği de belli. Ama daha fazla bilgi alma konusunda hiçbir bilgi olmadığı için cevap Bursa seçeneği oldu. 8 Bursa. Evet gençler. 9. soru. Son 2 soru. Hadi son 2 soruda bitir yapıp dersimizi bitirelim. Bugünün denemesine son verelim. Spam yok şu anda. Hadi gençler 9. soru. Hangisi J'nin mazeretini bildiriyor diyor. Excuse mazeret demekti. Excuse mazeret demekti. Hangisi J'nin mazeretini bildiriyor? Aynen. Cevaplarınızı özelden atacaksınız. 8'in cevabı neydi? 8'in cevabı Bursa olacaktı. 9. B'ler ağırlıkta C var. C var. Denizli var. Şimdi Tiana diyor ki Hi Jane. Merhaba Jane. Nasıl gidiyor? How is it going? Jane ne diyor? Oh, absolutely terrible. Kesinlikle korkunç diyor. Ben feci grip oldum. Flu grip demek ve saatlerdir diyor yataktayım diyor.
Şimdi zaten hiçbir şeye gerek kalmadan hangi seçenek olur cevabımız? Denizli. Çünkü deniz seçeneğinde ne yapıyor kadın? Grip olmuş, burnunu siliyor. Of, yatıyor orada. Hadi geldik son soruya. Doğru seçeneği işaretleyin diyor. Görüntü kalitenizi arttırırsanız ayarlar kısmına girip kaliteyi en üste çıkarırsanız kaliteniz artar. Biri üşenmeden kanal kurup geliyor. Kanal kurup geliyor. Birçoğunu gençler, bir like atmayı da unutmayalım ha bu arada.